Erol Manisalı'nın 14 Ocak 2020 Salı günü Cumhuriyet Gazetesi'nde yayımlanan Arap Baharı'ndan Karadeniz Fırtınası'na başlıklı yazısı. Arap Baharı diye adlandırılan süreç Orta Doğu'da Irak'tan Yemen'e, Suriye'den Libya'ya felaketler dizisini hazırladı ve bugün de sürüyor. Ülkeler iç savaşlara sürüklendi, bölündü, parçalandı. Milyonlar öldü, göçtü. Bu süreç Büyük Orta Doğu projesinin gereği olarak ABD ve bazı Avrupa ülkeleri tarafından hala yürütülüyor. AKP iktidarı en son İstanbul Kanalı projesi ile Montre Anlaşması'nı tartışmaya açma noktasına kadar geldi. Lozan'ı da eleştiren bir zihniyete sahip AKP iktidarı, 2002'den bugüne kadar kademe kademe BOP'un yolunun açılmasına ortam hazırlamıştır. Sırasıyla görelim. 1 Mart 2003 tezkeresine destek vererek ABD ve İngiltere'nin Irak'a işgal planlarına yardım etmeye çalıştı. Ama tezkere reddedildi. Buna rağmen geçiş kolaylıkları sağlayarak işgale katkıda bulundu. İşgali izleyen yıllarda Kuzey Irak'ta oluşan ayrılıkçı Mesut Barzani yönetimine her türlü siyasi, iktisadi ve askeri desteği sağlayarak Irak'ın bölünmesine ortam hazırladı. ABD buraya yerleşti. Türkiye-Suriye ilişkileri iktisadi ve siyasi olarak her iki ülkenin ulusal çıkarları yönünde hızla ilerlerken, ihvancı siyaseti esas alarak Şam'a ve Esad'a savaş açtı. Şam'a karşı olan İslamcı odaklara eğit-donat uygulamalarıyla yardım etti. Suriye'nin bölünmesine ortam hazırlamış oldu. AKP, Kobani olaylarında PKK-YPG güçlerine destek vererek Kuzeydoğu Suriye'de YPG-PKK güçlerinin ABD himayesinde fiilen güçlenmelerine ve iyice yerleşmelerine yol açtı. İhvancı ideolojik politikasını ve stratejisini Suriye'den sonra Mısır'da sürdürerek Ankara ile Kahire'nin arasını açtı. Yunanistan'ın ve Kıbrıslı Rumların Doğu Akdeniz'de fiilen egemen olmalarına ortam hazırladı. Körfez'de Arap ülkeleri arasındaki kavgalarda taraf olarak Arap dünyasını da Ankara'ya karşı hale getirdi. Ve Libya'da ihvancı ideolojik politikasını sürdürerek iç savaşın bir parçası haline geldi. Bütün bu siyasal İslamcı ve ihvancı ideolojik politikalarla ABD'nin bob tuzağı içine düşürülmüş olduk. ABD, Türkiye ve İran dışındaki ülkelerde bob doğrultusunda hedefine büyük ölçüde ulaştı. Rusya ile yürütülmüş olan Türk akımı projesi bütün bu yanlışlar dizisi içindeki tek istisnadır. Son olarak da AKP İstanbul Kanalı ısrarı ve inadı ile ABD'ye ve Bopa yeni bir katkı sağlamış oldu. Türkiye'nin elinde bulunan çok önemli bir gücü tartışılır hale sokarak ABD'ye altın tepside sunmuş olacak. İstanbul Kanalı inadı ve ısrarı aynen Arap Baharı felaketi gibi bir Karadeniz felaketinin habercisidir. Israr edilirse Arap Baharı Orta Doğu nasıl üst etmiş ise kanal projesi de Türkiye, İran ve Ukrayna başta olmak üzere Karadeniz çevresini perişan edecek etkilere gebedir. Ayrıca Çin-Avrupa ekonomik ilişkilerinde yeni ipek yolunu sabote etmeye yöneliktir. Göz göre göre bu yanlışta ısrar edilmesinin arkasında yatan güdüler nelerdir? ABD'nin BOP hedefini Karadeniz'e genişletme sonucuna götürecektir.